Üçüncü yarışmacımız Beril Hanım. Nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim. Sizin de zaten bir planımız, programımız vardı değil mi? Herkesten bağımsız, bugünden bağımsız, hafta şampiyonluğundan bağımsız. Evet. Biz hak ettiğimiz puana ulaşacaktık. İnşallah. 9000 olsun. Hatta mümkünse daha da ilerisi olsun. Evet. Olmaz mı? Olur tabii ki. 8600 puan artı bir saniyeyle Emel Hanım birinci sırada. Gördünüz nasıl yani kendimi işte burada, evet, parçaladım yani. Çünkü çok daha fazlasını yapabilirdi. Hadi onu pişman edelim. İnşallah. Geliyor ilk. Şayet. Eş anlamlısı neydi efendim? Şayet. Harf alayım. Alalım peki. Tamam, bir şey olmaz. İlker'in günahı olmaz. Eğer. Bastırın gitsin. Bu çok daha basit. Saldırganlık tepkisi. Bundan harekete geçerseniz zarar edersiniz. Bununla yükselen zararla düşer. Sanki ekonomi terimi gibi oldu ama yok değil. Beril Hanım, bununla kalkan zararla oturur. Ama öfke olmaz olsun. Baldan tatlıdır. 400 puan değerinde. 5 artı tepki. Şöyle sor. Duygulu dokunaklı sesler ve ezgiler için kullanılır efendim. Bu bir sıfat. Evet. Nokta nokta bir sesi var. Nokta nokta bir türkü. Yanık. İşte budur. Şimdi şu Şayet Eğer. O soruya benzer bir soru. Bir bakalım. Doğrusu. Doğrusunu istersen. Daha güzeli esasen. Aslen. Aa, doğrusunu istersen. Harf alayım. Gelmeyecek misin? Gelmeyeceğim. Ben esasen doğrusunu istersen yorgunum. Harfalayım. Gelemem doğrusu. Bir harf daha. Evet. Peki. Zaten. Gelemem zaten. 300 puan. Haydi yeni sorular. 6 harflidir, tek kelimedir. Gelsin efendim, gelsin. Yerleşim birimlerindeki geniş alan veya yarışma, karşılaşma, savaş yapılan yer. Birkaç anlamından ikisi. Meydan. Bana mı soruyorsunuz? Harf alırım çünkü. Eğer bana soruyorsanız. Eş anlamlı soruları çokça çıkıyor karşınıza. Çok da zor değil bence. Bir bakın bakalım. Hisseder. Türkçesi neydi efendim? Hisse. Paydaş. Yapmayın bunu. Önce basın, ha, sonra cevap verin. Süre boşa gitmesin. Kolay mı? İyi kolay, miydi buraya, evet, kadar? Bu daha da kolay. Neredeyse cevabı veriyoruz zaten sorunun içerisinde. Bir bakın ne olur. Melek kadar saf ve güzel. Bu anlamda eski bir sözcük. Melaike. Melaike. Nedir? Melaike. Ah bir de duysak. Ah bir de Beril Hanım sesini çıkartsa. Ne güzel olacak bu yarışma. Haydi yenisi. Yer sarsıntısı. Yine eskilerde kalmış bir kelime. Ama olmaz olsun yani. Coğrafyadan dolayı biraz biliyoruz, evet, hala. Unutulmuş değil. Keşke unutulsaydı. Harf alayım. Aldık bir tane. Ninelerin, dedelerin. Yer sarsıntısı için. Zelzele. Deprem için kullandıkları söz zelzele. 8 harfliler, 9 harfliler ve 10 harfliler kaldı geriye. 2 dakikaya yakın süre var. Yani keyfimiz yerinde efendim. Buradan alırsınız. Şurası şu anda 4000'dir. 9400 puana kadar çıkartırsınız. İnşallah. Bu ne demektir? 8 harf alabiliriz. Son 6 sorunun içerisinde. Hadi gelsin. Giysiyi bütünleyen hemen her şey. Fransızca kökenli bir kelime aradınız. Evet. Kombinasyon, kombin. Bütünleyen demiş çünkü. Hani çıplak değil bu olmadığı, evet, zaman. Bu olmadığı zaman çıplak değiliz. Peki, Fransızca kökenli bir kelimedir aradığımız. Hemen her şey için kullanılabilir. Giysiyi bütünlesin yeter ki kombini. Aksesuar. Aksesuar 700 puan değerinde. Tamam. 7 tane daha harf alabiliriz efendim, unutmayalım. Buyurun, yenisi geliyor. Bu nasıl bir kelime? Pekiştirilmiş bir kelime. Örneği var sorunun içerisinde. Hemencecik. Çabucak. Saydınız mı? Ha, pardon. Evet. Harf alayım. Alalım mı?
Var mı gerek? Hemencecik. Çar çabuk da olmuyor. Olmuyor mu? Oluyor mu? Çar çabuk. Beril Hanım. Ah Beril Hanım. Hiç. Doğru. Buyurun gelsin. Ezbere gidiyoruz. Muhakeme ve düşüncenin bağımsız olarak doğuştan gelen dürtü ile, özür dilerim, muhakeme ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen dürtü ile anlamında bir söz. Evet. Harf alayım. Alalım. Aslında bir birleşik kelime arıyorsunuz. 6 harfli, sonuna bir ek gelmiş. Söyleyeyim mi? Söyleyin. İçgüdüsel. İçgüdüsel söyleyin. Bu seferkinin sonunda da bir yoksunluk eki var. Gelsin de bir görelim. Doğru düşünmenin yoluna ve yöntemine uymayın. Harf alayım. Harf istedik. Harf alayım. Bir tane daha mı? Peki. Yoksunluk eki var sonunda demiştim. İşte K'den sonrası yoksunluk eki. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi. Bir tane daha harf alayım. Yapmayın. Aldık mı bir tane daha? Peki aldık. Ek neydi? Sıssız. Sıssız. Evet. Basayım. Düşüneyim. Bilmiyorum. 13 saniye. 11 saniye. Durdurduk. Doğru. Bir harf daha mı? İstediniz mi? Bir harf daha alayım. İstediler bir harf daha. Mantıksız. Nedir? Mantıksız. Heh, duyduk. 500 puan değerinde. İki tane harf alabilecek durumdayız. Elimizde de zaten iki tanecik soru kaldı. 10 harfli cevaplar. Dert nedir? 11 saniyemiz var. Evet. Soruyu okuyacağız. Yetiştiririz. Tamam mı? Okuyacağız, özümseyeceğiz. Lazımsa harfimizi alacağız efendim. Tamam. Tamam. Çünkü sizden sonra iki kişi daha yarışacak. Evet. 9000'leri seven insanlar onlar. Evet. Buyurun gelsin. Dayanma sınırını geçecek davranışlarda bulunmak, haddini aşmak. Sen artık haddini aştın. Sen artık... Harf mi istedik biz? Harf alayım. Harf istedik biz. Bak sen artık haddini aştın. Sen artık... Evet. Kalıplaşmış tabir. Halk ağzı. Teklifsiz konuşma diyebilir miyiz? Yani işte ne diyelim. Haddini aşmak gibi. Sen artık bak... Sen artık... Gelmiyor. Kızıyorum yani artık. Biraz buraya kadar gel. Fazla olmak. Biraz evet. Fazla oluyorsun. Vallahi. Evet. Güzel. Ama son sorumuzu da bir görün. Görelim. Şöyle bir soru. Ne olur yapma anlamında kalıplaşmış harf bir tabir. Alayım. Siz cevabı verip böyle elinizi butonun üzerinde gezdirirken ben içimden bunu söylüyordum size sürekli. Ne olur yapma. İki kelime. Bir harf daha istedik. Yapma. Yapma. Bir harf daha istedik. Yapma. İki kelime. Etme. Evet. Etme. Etme. Görelim neymiş. Evet. Etme, eyleme. Ah, biliyorum. Ah. Kocaman atlar.